Testere bu alemdeki en gaddar adamdır. Bir tek adama boyun eğer, kılıca. Onun haricinde hiç kimseyi tanımaz, hiç kimseye acımaz. Lakabı niye testere? Anasını testereyle kesmiştir çünkü. Namını böyle salmıştır. Anasını kesen herkesi keser. Marangoz çırağıymış vakti zamanında. 15'inde ya var ya yok. Yetim. Bir gün eve döndüğünde ustasıyla annesini yatakta basmış. Onlar da üstlerini giyene kadar bu testereyi kaptığı gibi kıtır kıtır doğramış anasıyla ustasını. Anasını ustasını kesmesine şaşmadım da böyle bir psikopatın bu raconu kesmesine şaşırdım. Niye? Hitler Almanya'sında Gestapo'nun cinayet işaretidir bu boş kağıt bırakma usulü. Gestapo cinayet mahalline kağıt bırakırmış ki polis soruşturma yapmadan dosyayı kapasın. Psikopat her yerde psikopat Can Polat. Kafayı yiyeceğim. Bizim testereyle ne işimiz olur? Ben onun nerede ayağına bastım ki geldi soyunu kuruturum dedi. Öğreneceğiz. Benim düşündüğümse vereceğimiz cevap. Ne cevabı? Biz yanlış yapmadık diye açıklama yapacağız. Bağlılıklarımızı bildireceğiz. Racona racon yapmamız lazım. Bağlılık, biat, itaat etmek. Bu zor fiili gerçekleştirmenin en şaşalı yolu dervişin mürşidine sunduğu bir zarftır. Zarfın içinde ne varmış baba? Boş bir kağıt, bir kalem, bir de silgi. Ne demek bu? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bana öğret mi demek? Kağıt ömür demek. Kalemle silgi ise benim hayatımı sen yazarsın, sen silersin demek. Ben hiçim. Azametin karşısında acziyetimin bilincindeyim. Sen ne yazarsan güzel, sen neyi silersen güzel demek. İstediğin gibi yaşat, istediğin gibi öldür demek. Eh be, ne racon be kardeşim. Oğlum, bu racon 3 kıtayı fethetti. Ne diyorsun sen be? Sizin tabirinizde bu racon sadece toprakları değil, gönülleri fethetti. Asıl olan da budur. Bir tek gönüllere yazılan iz silinmez. Ben bir kırtasiye yakıp geliyorum. Ömer Baba'ya bağlılıklarımı bildireceğim. Ne gülüyorsun Can Polat? Racon'u buldum. Neymiş? Bir kırtasiye bulalım görürsün. Hı? Beyefendi siz ne arzu edersiniz? Sonra söylerim. Nasıl yakalanırsınız? Ben nasıl yakalandığımıza değil, bizi yakalayanların cüretine şaşıyorum. 50 yıldır bu ülkenin içindesiniz. Hala işlerin nasıl yürüdüğünü öğrenemediniz mi? Her şeyin yukarıdan bağlandığına inanıyorlar da ondan. Sizin rahatlığınıza anlam verebilmiş değilim. Bu operasyon ilişkilerimize zarar verecektir. Hiçbir şey olmaz. Biz Türkiye'de de Amerika'da da işlerin nasıl döndüğünü iyi biliriz. Eğer Ufuk Bey aramızdaki ilişkiyi açıklarsa sizin için de bizim için de büyük sorunlar çıkacaktır. Hiçbir şey açıklamaz. Bundan nasıl emin olabilirsiniz? Ben çalıştığım adamları her şeyle tanırım. Her duruma karşı, her ihtimali hesap ederim. Ne zaman sınır dışı ediliyorsunuz? Kısa zaman içinde. Sıkmayın canınızı. Yeni görev yeriniz Türkiye'ye uzak olmayacaktır. O kadar emek boşa gitti. Köstebek hala meçhul. Karşımızdaki adam hesapladığımızdan daha güçlü. Daha akıllı demek daha doğru. Aklı da şu. Düşmanının taktiğiyle düşmanıyla savaşıyor. Çakır Bey ve Polat Bey geldi.
Bu ne demek? Kaderimizi siz yazarsınız. Siz silersiniz. Siz belirlersiniz. Nasıl isterseniz. Eğer bunun dışında bir cevap vermiş olsaydın, seni de sülalende öldürürdüm Çakır. Ama yaklaşımın hoşuma gitti. Yaptığın saygısızlıkların uzağında bir saygı gösterdi. Ben size ne zaman saygısızlık yaptım? Her fırsatta. Üç cinayetin dışında öldürdüğün hangi adamı benim iznimle ve bilgim dahilinde öldürdün? Daha önce de söyledim. Şevko'yu ben öldürmedim. O zaman elinden kaçırmışsındır ki bu daha da kötü. Hastaneye geçmiş olsun ama gittiniz. Konuşturmaya gittik. Bu alem kimsenin kimseyi konuşturduğu alem değildir. Herkesin birbirini susturduğu alemdir. Bu aleme göre hareket etmediniz. Bunun cezası da eğer yaşamak istiyorsanız tasınızı tarağınızı toplayıp defolun gidin İstanbul'dan.